Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün 6. üniteyi bitirmeyi planlıyoruz. Geçen hafta dersin gramer kısmına bakmıştık. Şimdiki zaman nasıl kullanacağımızı görmüştük arkadaşlar. Bu hafta da geçen haftaki geniş zamanı görmüştük, affedersiniz. Geçen haftaki yapmadığımız şeyleri yapacağız. Geniş zamanla ilgili olaraktan neyi öğrenmiştik? Eğer üçüncü tekil şahıs ile cümle kuruluyorsa fiilin sonuna s takısı getiriyorduk. Bu getirdiğimiz s takısını biz s, es ya da is şeklinde kullanıyorduk. Eğer fiilin sonunda x, s, h, s, c, h, o ya da z varsa sonuna es, eğer bir sessiz harf ve yanında y varsa, şöyle study ve fly'da olduğu gibi, y harfinin yerine is getiriyorduk. Onun dışında bütün hallerde sonuna s getiriyorduk arkadaşlar. Bu şekilde kullanıyorduk fiilimizi. Aynı zamanda biz sıklık bildiren zaman zarflarını da görmüştük. Her zaman, genellikle, sıklıkla, bazen, nadiren ve asla kullanmıştık. Bunu da özne ile fiilin arasında kullanıyorduk. Özne ve nesne zamirlerini görmüştük arkadaşlar. Ben, bana, biz, bize, sen ya da siz, size, onlar, onlara, o, ona, erkek için, dişi için, o, ona ya da diğerler için, o, ona şeklinde özne ve nesne zamirlerine de bakmıştık. Ayrıca at, in ve on propozisyonlarının zaman için nerede kullanıldığına bakmıştık. At propozisyonunu saatlerden önce ve günün belli vakitlerinden önce kullanıyorduk. Örneğin at 10 o'clock saat 10'da ya da at night geceleyin, at midday ya da at noon öğlen için kullanılıyordu. On yine günlerden önce ya da tarihlerden önce kullanılıyordu. On Monday pazartesi, on May 19th 19 Mayıs'ta aylar ve yıllar varsa sadece o zaman in kullanıyorduk. In April Nisan'da, in 1923 1923'te. Yine mevsimlerden önce in kullanılıyordu. Ayrıca sabah, öğlen ve sabah, akşam ve öğleden sonra için in the morning, in the evening, in the afternoon içinde in kullanıyorduk. Bunlarla ilgili örnekleri bugün yapacağız. Önce şu fiillerimize bir bakalım. Buradaki fiillerin sonuna s gelme durum var. S'i nasıl, S takısının nasıl geldiğine bakacağız. Burası önemli. Çünkü bu S getirme konusunda genel sıkıntı yaşıyoruz. S getirmeyi her şey için yapmaya çalışıyorsunuz. İşte bu sıkıntı arkadaşlar. Her özne için yapmıyoruz bunu. Bakın burada hataya düşmeyelim. S takısını biz sadece üçüncü tekil şahıs he, she, it yani bunun için kullanıyoruz. Diğer öznelerimizde S takısı kullanımımız yok. Şimdi bir kullanıma bakalım.
Oradan da devam edelim. Live, yaşamak fiili. Gördüğünüz gibi fiilin sonunda hemen zaten yukarıda duruyor. X, S, H, S, C, H, O, Z ya da sesler ve Y yok. O yüzden birinci gruba giriyor. Fiilin sonunda S, H olan brush, fırçalamak fiili. İkinci grupta ve fiilin sonunda Y harfi olan study, çalışmak fiili, studies şeklinde üçüncü grupta. Eat, yemek fiiliyle devam edelim. Eat, yemek fiili hemen buradan araçlarımızı açalım. Eat, yemek fiili. Küçük harflerle daha güzelsin. Eat şeklinde birinci gruba giriyor. Yine drink, içmek fiili. Drink, içmek fiili de drinks olarak ikinci grupta. Try, yakalamak fiili. Tries olarak üçüncü grupta. Niye arkadaşlar? Try fiilinin sonunda bir sesli harf ve bir sesli harf ve bir Y var. Y düşüyor, yerine I, E, S geliyor. Catch, try denemek fiilinden sonra catch, yakalamak fiilindeyiz. Catch, yakalamak fiili sonunda C ve H harfi olduğu için ikinci gruba girer. Catch, catches şeklinde ikinci grupta yer alır. Do fiilinin sonunda O var. Do fiilinin sonundaki O, do'yu arkadaşlar does haline getirir. Do'yu does yapar. Walk, yürümek fiili. Walks birinci gruba girer. Sit, oturmak fiili. Yine birinci grupta sits şeklinde kullanılıyor. Cook, pişirmek fiili. 2 ve 3'e uymadığı için bu da birinci grupta. Cooks. Wear, giymek fiili. Wears. Dress fiili. Dresses sonunda S olduğu için. Stay fiili, bakın sondaki Y her zaman sizi aldatmasın. S'nin yanında bir Y'nin yanında bir sesli harf daha olması lazım. Yani burada Y'nin yanında bir sessiz harf yok, bir sesli harf var. Y'nin yanında sessiz harf olması gerekiyor. O yüzden stay fiili ne oluyor arkadaşlar? İlk gruba giriyor. Stays şeklinde. Get yine ilk gruba girenlerden. Gets şeklinde. Love, sevmek fiili arkadaşlar. İlk grupta. Love'sın sen ya, nasıl yazmışız? Love, sevmek fiili. Loves şeklinde ilk grupta. Visit, ziyaret etmek fiili. Visits oluyor. Polish, cilalamak.
Polish cilalamak ilk gruba girer mi? Girmez. Abi biz şeyi niye oraya yazmışız ki? Şunu yanlış yazmışız. Paris Dress'in burada olması lazım. Yani öyle bir hatamız olmuş. Şimdi alalım şuraya. Polish Polish sonuna ES gelir. Sonunda gördüğünüz gibi SH olduğu için ikinci gruba giriyor. Cry, ağlamak fiili üçüncü gruba giriyor. Cry'ın sonundaki Y düşüyor. Yerine I, E, S geliyor. Cry, cries şeklinde. Gördüğünüz gibi fiillerin nasıl sonlarına S takısı geldikleri bu şekilde. Ne geçen hafta yapmıştık burayı. Tek yaptığımız şey buydu. Şimdi burada bir mektup var. Bu mektupta Kate Young isimli kişi bir mektup arkadaşı edinmek istiyor. Pample şeklinde. Pamfriend diye geçer aslan. Mektup arkadaşı arkadaşlar. Yazıyorsunuz, kendisi mektup yazmış, işte daha sonra bizim bir doğru yanlış durumumuz olacak. Bir bakalım. Saturday 6 June 2006 8:17. Full name Kate Young, email kateyoung@pample.com. Age 20, country Ireland. Introduction. Giriş. Hi, my name is Kate. Benim isim Kate. I'd like a pen ball from Turkey. Türkiye'den bir mektup arkadaşı istiyorum. I am 20 and I live in Dublin. 20 yaşındayım ve Dublin'de yaşıyorum. I love listening to music. Müzik dinlemeyi severim. I enjoy reading and painting. Resim yapmaktan ve okumaktan hoşlanırım. I'm studying Turkish literature at university. Üniversitede Türk dili okuyorum. I sometimes see pictures of beautiful places in Turkey. Bazen Türkiye'deki güzel yerlerin fotoğraflarını görüyorum. I want to come to Turkey someday. Bir gün Türkiye'ye gelmek istiyorum. I can speak English, French and a little bit of Turkish. İngilizce, Fransızca ve biraz Türkçe konuşabiliyorum. Please write to me in Turkish because I want to improve my Turkish. Lütfen bana Türkçe yaz çünkü Türkçemi geliştirmek istiyorum. Home address. Ev adresi vermenize. Not required demiş ama vermiş. Kate Young, 46 Grangewood Court, Douglas Cork, Ireland. Pample preference, mektup arkadaşı tercihi. Both email and snail mail. Snail mail arkadaşlar, bizim normal postacıların dağıttığı posta şekli. Snail salyangoz denmesinin sebebi gayet yavaş bir şekilde bu sistemin ilerlemesi. Arkadaşlar yani
Diğer e-posta ve diğer yöntemlere göre gayet yavaş ilerliyor. Burada ise paranteze doğru ya da yanlış yazmamız istenmiş durumları bakıp doğru ya da yanlış yazmamız bizden isteniyor. Şimdi doğru yanlış kısmımız var. Buradaki cümlelerin sonuna cümleleri doğru ya da yanlış diye şey yapacağız. Mesela "We have breakfast in the evening" denmiş. Burada biz akşamları kahvaltı yaparız. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. İkinci cümle, "The sun turns around the earth." Güneş dünyanın etrafında döner. Doğru mu? Yanlış mı? Yanlış. Niye? Çünkü dünya güneşin etrafında dönüyor. "We use a printer for taking photos." Biz fotoğraf çekmek için yazıcı kullanırız. Doğru mu yanlış mı? Yanlış. Yazıcılar fotoğraf çekmek için değildir. "A songwriter composes songs." Bir söz yazarı müzik besteler. Söz yazarları müzik bestelemez. Devam edelim. "Rabbits like carrots." Tavşanlar havuç sever. Doğru, tavşanlar havuç sever. True. "We see with our eyes." Biz gözlerimizle görürüz. Doğru. Gözlerimizle görürüz. "Polar bears live in Africa." Kutup ayıları Afrika'da yaşar. Yanlış. "Sweets protect our teeth." Şekerler dişlerimizi korur. Yanlış. "We buy meat at a chemist." Biz chemist eczane
Eczaneden et alırız. Yanlış. A baker sells bread. Fırıncı ekmek satar. Doğru. Fırıncılar genelde ekmek satıyorlar. A vegetarian eats vegetables. Vejetaryenler sebze yer. Doğru. Vestel manufactures office equipments. Vestel ofis malzemeleri üretir. Hayır. Vestel manufactures white goods. Vestel beyaz eşya üretiyor. Bu da false olacak. A tailor makes clothes. Terzi kıyafet yapar. Doğru. The IMF helps underdeveloped countries. IMF gelişmemiş ülkelere yardım eder. Yani tanım ne kadar doğru dursa da içerik o kadar yanlış. False. Yani tanıma baktığınızda doğru ama IMF'in daha yardım ettiği bir ülke görmedik. Iraqi people love American soldiers. Iraklılar Amerikan askerlerini sever. False. European countries want Turkey in the European Community. Avrupa ülkeleri Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde istiyor. False. Money brings happiness. Yani en büyük tartışma konularından bir tanesi. Buna true desek de yalan, false desek de yalan. Yani para mutluluk getirir. Para mutluluk getirir mi? Valla buna bot diyeceğim. Her ikisi de para mutluluk getirir de getirmez de. Yani paraya tapıyorsanız getirir. Paraya tapmıyorsanız getirmez. We go swimming in summer. Yazın yüzmeye gideriz. True. Vural Savaş writes romantic stories. Vural Savaş romantik hikayeler yazar. Bu arada tabii bilmediğimiz bir konu var. Vural Savaş savcı. O yüzden false. It rains a lot in Mersin in summer. Yazın Mersin'e çok yağmur yağar. Bu da false olacak. Burada bir örneğimiz daha var. Complete the sentences with the simple present form of the verbs given in parentheses. Cümleleri parantez içerisinde verilen fiillerin geniş zaman halleriyle doldurunuz demiş. Hi, my name nokta nokta Ayça. Benim adım Ayça. Be fiilinin üçüncü tekil şahıs için çekimi is olacak. Yine bir fiili var. Üçü, bu sefer birinci tekil şahıs ben için kullanılıyor. Ben için ne olur? Am olur. I am an instructor at Mersin University. Ben Mersin Üniversitesi'nde bir instructor arkadaşlar ders veren kişi demek. Öğretim görevlisi için de instructor kullanılıyor. Arkadaşlar İngilizce, Türkçe ve tarih derslerini veren kişiler için de instructor kullanılıyor. Yani okutman iki anlama da geliyor. I nokta nokta from Mersin. Birinci tekil şahıs olduğu için fiili aynı şekilde kullanıyoruz. I come from Mersin. İkinciye geçelim.
Serkan üçüncü tekil şahıs be fiilini nasıl kullanıyoruz? Üçüncü tekil şahıs için is şeklinde kullanıyoruz. Serkan is a teacher. Üçüncü tekil şahıs fiillerde ne yapıyorduk? Fiilin sonuna s2 getiriyorduk. Verb fiilin sonuna normal geliyor. Devam edelim. He nokta nokta English here. Teach fiilimiz var. Teach fiilinin sonuna es geliyor. Tarık, my uncle. Tarık is my uncle and he yine be fiili kullanılmış aynı şekilde. He is a scientist. Tarık benim amcam ve bilim adamı. He not work. Üçü geniş zamanda yapacağız. Geniş zamanda nasıl oluyor? He doesn't work. O çalışmıyor. He is retired. O emekli. Devamında Sunday is my day off. Pazar benim izinli günüm. Day off. I usually birinci tekil şahısla kullanım. Aynı fiilin aynı şeklinde. I usually stay at home on Sundays. Pazarları genellikle evde olurum. And demişiz. Yine öznemiz I. O yüzden watch fiilini aynı şekilde kullanıyoruz. And watch TV. I aynı şekilde kullanıyoruz fiili. I ile kullandığımız için. I like watching old Turkish films a lot. My mother's name is Nesrin. Annemin ismi Nesrin. Üçüncü tekil şahısla be fiilini nasıl kullanırdık? Is şeklinde. She is a housewife. Ve üçüncü tekil şahıslarda geniş zamanda fiilin sonuna ne getiriyorduk? S2 getiriyorduk. She cleans the house every morning and she visits s getiriyoruz her friends in the afternoon. Efe nokta nokta get up at 7 o'clock on school days. Efe gets up. Üçüncü tekil şahıs. He has a breakfast at 7:30. Fiillerin sonuna s getireceğiz. Nasıl getireceğimiz fiile göre değişecek. Mesela burada s geldi. Burada have fiili has oldu. Burada start fiilinin sonuna s geldi. He olumsuzluk var. Doesn't drive. Seni küçülteyim mi var ya? Şöyle seçip küçülteceğiz. Tabii sen de drive'sın. Olumsuz olduğunda fiilin sonundaki s olmuyordu biliyorsunuz. Yukarıda doesn't work'te de olduğu gibi burada da arkadaşlar olmuyor. He bu sefer fiilin sonuna s'yi getiriyoruz. He walks. Our teacher nokta nokta to school late. Olumsuz yapacağız. Bizim öğretmenimiz üçüncü tekil şahıs. Doesn't come. S takısını yardımcı fiilimiz alıyordu. Doesn't haline geliyordu. My friends,
Bakın burada my friends deyip çoğul yapmış. Özne artık üçüncü tekil şahıs değil. Üçüncü çoğul şahıs. O yüzden come olacak. But I birinci tekil şahıs fiili aynen kullanıyoruz. I often birinci tekil şahısla kullandığımız için fiili aynı şekilde kullanıyoruz. My father üçüncü tekil şahıs baba. Üçüncü tekil şahıs olduğu için doesn't work olacak. So we often biz olduğu için normal kullanıyoruz. 11. Sevgi üçüncü tekil şahıs. Üçüncü tekil şahıs da yardımcı fiilimiz olumsuzluk alan doesn't geliyor. Sonra fiili kendi haliyle kullanıyorduk. Sevgi doesn't go to bed early on Saturday. She burada olumlu kullanıyoruz. Go fiili sonunda o var. Ne olur? Es takısı alır. She goes to bed late. 12. My parents my grandparents büyük anne ile büyük baba artık iki kişiler çoğul olduğu için bu olumsuzluk don't şeklinde olacak, doesn't değil. Yine fiili aynı şekliyle kullanıyoruz. They onlar zaten bakın buradaki my grandparents ikinci cümlede olmuş arkadaşlar. They live in a big house in countryside. Onlar şehrin kenarında büyük bir evde yaşıyorlar. My husband, kocam, be fiilini üçüncü tekil şahıs için is şeklinde kullanıyoruz. Is an architect, mimardır. He ne yapar? Design ediyormuş. Üçüncü tekil şahısla kullandığımız için sonuna S koyuyoruz. Şebnem Ferah, üçüncü tekil şahıs. İze, bir iz olarak kullanıyoruz artık. She, olumsuz olunca, doesn't sing folk songs. She doesn't sing folk songs. She sings üçüncü tekil şahısla kullandığımız için sonuna S2 getiriyorduk. Sing şarkı söyleme fiili de sonuna normal S oluyor. Buradaysa arkadaşlar at, on ya da in propozisyonlarını görüyoruz. Nerede kullanacağız? Ona bakacağız. I have a big breakfast. Hafta sonundan bahsediliyorsa
at kullanıyoruz. At the weekend. Günler ve günün belli bölümlerinden bahsediliyorsa, Monday evening ya da Wednesday evening, pazartesi ya da çarşamba akşamı deniyorsa, burada on kullanılıyor. I go to English class. Banks close. Tam bir saatten bahsediyorsak at kullanıyorduk. I phone my girlfriend. Ben kız arkadaşımı. Tam bir saat var. At 10 o'clock every evening. Her akşam 10'da ararım. We usually go out for dinner. Zaten ilk cümlede, ilk soruda da vardı. Hafta sonuysa at kullanıyoruz. The film starts yine. At olacak. I often read a book in the evening, in the morning, in the afternoon şeklinde kullanıyorduk. Aman Allah'ım. Niye oraya yazın ya? In kullanıyoruz. The work starts at. The next meeting is. Gün ve ay beraber kullanılıyorsa on kullanıyoruz arkadaşlar. They go out for lunch. Günün belli vakitleri için at kullanıyorduk. At noon, tam öğlen. We have a coffee break in the morning, in the afternoon, in the evening. Bunu hiç unutmayalım. Ki zaten hemen yine bir altında in geldi. We live in this house nokta nokta the summer. Mevsimler için in kullanıyorduk. The semester ends. Ay ve gün beraberse on, gün, ten şeklinde kullanımımız var. Rewrite the following sentences using adverbs of frequency in parentheses. Yeniden yaz diyor. I am late for work. Burayı değil, biz sizinle şurayı yapalım. Click the correct adverb frequency in parentheses. Parantezdeki arkadaşlar. Sınıfta olsaydı bir üsttekinde yapardık. Parantezdeki uygun olan ...nı seçmemiz bizden isteniyor arkadaşlar. Cümlelere bakıp bu seçimleri hep beraber gerçekleştirelim. Onur ise clever student. Şöyle metin vurgulayı alalım. Onur zeki. Onur ise very good student. Onur çok iyi bir öğrencidir. He nokta nokta studies hard. İyi öğrenci her zaman arkadaşlar çok çalışır. They eat meat once a month, ayda bir kere. Onlar ayda bir et yerler. Nadiren, genellikle sıklıkla nadiren et yiyorlar. Sedan goes to cinema only two or three times a year. Yılda iki ya da üç kere gidiyormuş arkadaşlar. Nadiren, bazen, sıklıkla, yılda iki ya da üçse bu nadiren olur. Hale always smiles. Hale her zaman gülümser. She is sad, mutsuz demek. She is often sıklık. Sıklıkla, genellikle ya da asla'dan asla kullanılır. Bir insan çok gülüyorsa arkadaşlar
o insanın ciddi sıkıntıları içinde yaşadığı ciddi sıkıntılar da vardır. Bilimsel bir gerçek. Murat is not a pleasant person. Murat kibar bir insan değildir. He is never, asla, always, her zaman, rarely, nadiren, angry. Çok pleasant, kibar değilse her zaman sinirlidir. I drive to work 4 times a week. İşe 4 gün arabayla gidiyormuş. Bazen değil, haftada 4 gün gidiyorsa bu often'dır. Zaten haftalık çalıştığımız 5 ya da 6 gün arkadaşlar. Böyle olunca tabii şey değişiyor. London is often rainy in winter. Londra kışın genellikle yağmurludur. It is zaten rainy often olmuş. Sunny often olmaz. Usually genellikle olmaz. Occasionally nadiren olacak. I visit my friends in Adana every weekend. Her hafta sonu Adana'da arkadaşlarımı ziyaret ederim. Seldom, frequently, never. Seldom, nadiren, frequently, sıklıkla, never, asla, dan, frequently olacak bu da. Burada da arkadaşlar bir şaka var. Bu şakaya bakalım diyeceğim de arkadaşlar. Bu şaka şey, yani bizim kafalara uygun bir şaka değil. Yani daha İngiliz var, soğuk şaka. O yüzden oraya da hiç girmeyeceğim. Gelip dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu dönem anlatacaklarımız bu kadar. Konularımızı bitirmiş olduk artık. Tamamen konumuzu bitirmiş hale geldik arkadaşlar. Hepinize bütün dönem beraber olduğumuz için teşekkür ederim. Gelecek haftaki dersimizde sınavda ne yaparız, ne ederiz, biraz da onları konuşuruz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.